Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahve severlere, filtre kahvesi makinesi almak isteyenlere fikir önerisinde kullanıcı yorumu olarak bir makine tanıtacağım arkadaşlar. Fakir KM1011 makinemizin adı. Orta ölçekli bir fiyat belirleyen almak isteyenlere güzel bir makine arkadaşlar. Makine nasıl? Bunu size göstermek istiyorum. Şimdi burada şu kısımda filtre kahve yeri var. Daha önceden kullandığım için böyle bir lekelenme var. Yani pisti zannetmeyin arkadaşlar. Bakın şöyle bir filtre kısmı var. Ve şurada bir tane de yer daha var arkadaşlar. İki kısımdan oluşuyor. İçine yerleştiriyorsunuz. Kahvenizi buraya koyuyorsunuz. Bunu bu şekilde kapatıyorsunuz. Şurası su haznesi arkadaşlar. 8-10 bardak kahve çıkartıyor arkadaşlar. Bu da çaydanlığı. Direkt böyle koyalım. Nasıl çalışıyor? Onu da göstereceğim. Çok basit, çok kolay. Buraya kahvenizi koyuyorsunuz arkadaşlar. Kahve filtre yerine kahvenizi koyun arkadaşlar. Ben şu anda 2 bardaklık, 2 büyük kupalık koyuyorum. Bunu böyle koyduktan sonra bu şekilde kapatacağım. Tabii tek elle çok zor oluyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Kapattık. Şimdi su hazne yerine suyunu koyacağım. Şimdi suyunu da koyalım. Böyle yerleştirdikten bunu kapatalım. Şurada küçük bir düğmesi var arkadaşlar. Onu basıyoruz. Kırmızı bir ışık yanıyor. Bu çalıştığına dair bir gösterge. Şimdi bekliyoruz. Bakın ses gelmeye başladı. Böyle yavaş yavaş kahveyi yapmaya başlıyor. Kahveyi yaptıktan sonra bir 10 dakika bekleyin arkadaşlar. İyice ısınmasını sağlıyor. İyice ısındıktan sonra kahveniz sıcak bir şekilde servise hazır oluyor arkadaşlar. Daha sonra belli bir dakikadan sonra otomatik kendini kapatıyor. Burası çalışır vaziyette olsa dahi kendini kapatıyor. Soğumaya alıyor arkadaşlar. Eğer ki bir bardak içtiniz ve yeterli geldi, dökmeye de kıyamadınız, kaldı kahveniz, açıp tekrardan kapatıp bu ışığın yanmasını bekliyorsunuz ki tekrardan ısıtsın, yoksa ısıtmıyor arkadaşlar. Bunda böyle bir özelliği var. Yani belli bir süreden sonra kapattığı için kendisini soğutuyor kahvenizi, sürekli sıcak tutmuyor. Bunu da aklınızda bulunsun. Ben bunu arkadaşlar BİM'den almıştım. BİM'de görmüştüm, almıştım. Daha demin böyle bakarken internete 348 lira ile 380 lira arası, hatta 400 lira bir yerde satıldığına dair de gördüm. Uygun fiyat almışım. Benim için valla gayet de güzel bir makine. İşime de yarıyor. Eğer ki filtre kahve seviyorsanız, kahve tüketiyorsanız bu size iyi gelebilir arkadaşlar. Yararlı da olur. Dediğim gibi bu şekilde kahvesini yapıyor. Bir 10 dakika bekleyin, iyice böyle ısınsın. Yani çok böyle sıcak konuma gelsin. Eğer ki içine süt ya da şey katacaksanız böyle biraz kaynar olmasını bekleyin arkadaşlar. Çok çabuk ılıyabiliyor kahveniz. Bu şekilde arkadaşlar kahve makinesi, filtre kahve makinesi almak isteyenlere kullanıcı olarak yorum yapmak istedim. Temizliği de çok kolay arkadaşlar. Filtreyi çıkartıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Diğer çaydan kısmını da iyice cam tarafını da iyice yıkayıp
kuruladıktan sonra tekrardan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın dumanlar çıkıyor. Kahveyi yaptı. 2 bardaklık olacak şekilde yaptı arkadaşlar. Bu kadar. Kullanışlı bir makine. Almak isteyenlere tavsiye edilir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.